Şimdi Cenab-ı Allah dünya yarattığında negatif ve pozitifi yaratıyor. Negatif ve pozitifi çatıştırarak pozitifi geliştiriyor Allah. Pozitif ortaya koyuyor. Şimdi Mehdiyet pozitif bir güçtür. Negatif güçler şu an devrede. Onlar isimlerini saymış tek tek. İşte Deccal var. En esas negatif güç. Süfyanlar var. 30 ayrı Deccal var. Yani Süfyanlar dahil. Efendim, Kahtani vardı mesela, negatif bir güçtür. Kan dökücü. Kan döker yani. Cehca. Başka? Ne? Münafıklar, evet. İsim olarak verilen başka kimler var bak? Yecüc-ü Mecüc var, evet doğru. İngilizlerin devleti Deccaliyetin çatısıdır zaten. Evet. Çeteden bahsediyoruz. Dokuzlu çete, evet. Bunların hepsi negatif güçlerdir. Şimdi mesela Türkiye'de negatif güçlerin gösterisini görüyoruz. Ayın 15'inde negatif güçlerin bir çıkışı oldu. Ama bakın, negatif olmadan pozitif olmaz. O zaman nötr oluyor işte dünya. Nötr olduğunda kıyamet kopar. Yani Allah nötr olarak dünyayı yaşatmaz. Nötr Allah'ın kabul etmeyeceği bir sistem. Negatif pozitif çatışacak, pozitif galip olacak. Negatif pozitif çalışacak, devamlı bu. Allah'ın böyle bir sistemi var. Şimdi negatif güçler yine ortaya çıkacak. Peş peşe. Pozitif onu sürekli ezecek. Negatif çıkacak, pozitif onu ezecek. En sonunda pozitif hakim olacak. İnşallah. Yani müsbet hakim olacak. Menfi yenilecek. Eski tabirle menfi. Menfi ve müsbetin çarpışması vardır. Mesela insanın bir an önce menfini gitmesini istiyor. Tamam gitti. Rahat yaşayalım. Yok öyle bir şey olmaz. Yani menfinin gitmesi zaten müsbetin gelişmesi için Allah tarafından yaratılıyor. Yani insanların rahatı için menfi gitmez. Müsbetin hakim olması için gelir. Negatif. Dolayısıyla negatif sürekli hareket halinde olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenecektir. İşte 4-5 ay sonra yine negatif belki devreye çıkacak. Sürekli hareketlenecek. Belki birkaç ay sonra. Allah'ın amacı pozitif ortaya çıkarmaktır. İnşallah. Ama dikkat edersen yani hükümetler, herkes bir an önce negatifi durdurmak istiyorlar. Halbuki negatif durmaz. Pozitifi hakim edinceye kadar negatif görevlidir. Yani negatif hakikaten şer bir güçtür ama pozitifin hakim olmasına sebep olur. Mesela PKK. PKK İslam'ın hakimiyeti için gereken bir negatif yapılanmadır. PKK olmasa gayet rahat yaşarız ama nötr bir yapı olur. PKK pozitifin gelişmesine sebep oluyor. Mesela İttihat-ı İslam'a sebep oluyor. Mehdi'nin çıkışına sebep oluyor. Mesela darbe girişimi Mehdi'nin çıkışına sebep oluyor. İngilizlerin devleti Mehdi'nin çıkışına sebep olur. Yani onlar istemez ama o öyle olur.